Merhaba arkadaşlar. Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisyeni. Arkadaşlar, bugün sizlerle ocaklar gaz kaçırdığı zaman nasıl tespit edebiliriz? Ya da servis bunu nasıl tespit edip tamir ediyor? Sizlere bunları göstereceğiz. Gaz kaçıran bir ocak tamir edilir mi? Sorusunun da cevabı tam olarak bu arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ondan sonra arkadaşlar ocağımıza yaklaşacağız birazdan. Şu cihazımız var elimizde bir tane. Gaz ölçüm cihazımız, gaz kaçak ölçüm cihazı. Bakın. Böyle bir cihazımız bize gaz kaçırdığı zaman bu şekilde ötecek bakın. Kaçak olmadığı zaman da bu şekilde tek 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 diye sesler söyleyecek arkadaşlar. O yüzden şimdi ocağa yaklaşıp gaz kaçırıyorum kaçırmıyorum hep birlikte ölçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ayar yapalım cihazımızı. Bakın. Şu anda gaz kaçırmıyor. Bakın. Bakın buradan kaçırmış. Şu an buradan kaçırıyor. Bakın buradan da kaçırıyor arkadaşlar. Sanki musluktan da kaçırıyor gibi. Bakın arkadaşlar bunlardan da kaçırıyor. Şimdi ocağımızın içerisini açarak tekrardan nereden gaz kaçırdığına bakacağız. Arkadaşlar şimdi gaz kaçak cihazımızla kontrol edeceğiz. Nerede kaçak var bir bakalım. Biraz önce baktık. Şöyle ilk önce ortama sıfırlayalım. Tamam. Şöyle ilk önce işlerine bakıyoruz. Gözlerimizin işlerine bakalım. Buralara zaten buradan gelmiyorsa burada da yoktur. Şuradan girelim. Biraz önce burada kaçak gözüküyordu. Açınca kaçak gözükmemeye başladı. Demek ki arkadaşlar buradan değil. Şöyle buradan da bakalım. Bakın demek ki arkadaşlar burada kaçağımız burada. Şuradaki dirsek çatlak. Bakın. Buralarda yok arkadaşlar. Olsa biraz önceki gibi ötmesi lazım. Yani biz buradaki şu contayı değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın şurada bir contamız var. Bunun içerisinde bu conta genelde şu şekilde kırılıyor. Bundan dolayı kaçaklar oluşabiliyor. Bu contayı değiştirip kaçağımızı gidereceğiz. Müşteriye teslim edeceğiz. İlk montajlarda kesinlikle o conta önemli. Contayı yan koymayın veya kırık bir şekilde koymayın. Şunu da kapatalım hazır elimizdeyken. Contaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle doğalgazlı ocaklarda. Güzelce takılsın arkadaşlar. Tespiti yapın. Kaçak tespitinde arkadaşlar sizde böyle bir cihaz olmayacağı için sünger ve köpük. Süngere köpük yapın. Köpükleyin arkadaşlar burayı. Buradan baloncuk çıkarsa kaçak var demektir. Bu müşterimiz gaz kaçak şikayetiyle bize geldi. Ama ocağında gaz kaçağı yok. Dirsek de var. Burada birleşim noktasında var. Bu doğalgazlı bir ocağımız. Biz LPG ile deniyoruz şu an. Dirsekteki kendi taktığı dirseğin de sıkıntı olduğunu gördük. Buradaki sorunu gidererek müşteriye teslim edeceğiz arkadaşlar. Gaz kaçakları da bu şekilde oluşuyor. Yani ocakların servise gittiği zaman gaz kaçağı oldu mu böyle bir işlemden geçiyor arkadaşlar. Sizlere de hani ocağınız gaz kaçırdığı zaman servise gittiği zaman ne gibi bir işlem görüyor? Siz de bunu görmüş olursunuz. Veya kendi evinizde yapmak istiyorsanız cihazınız yoksa buralara arkadaşlar köpük yaparak şu birleşim noktalarına bakın bağlantı noktalarına köpükleyerek
Özellikle ilk başta burayı köpükliyoruz. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Bunları köpükliyoruz. Yani şu parçalara, kaplı olanlara su yapmayalım. Buralar elektronik aksam olduğu için bozulacaktır. Siz birleşim noktalarını yaparsanız kaçak olduğunu görebilirsiniz. Kaçak varsa eğer buralara da yapın. Buralara çok önemli değil. Buradan musluğu açtığınız zaman geleceği için normalde kapalıyken kaçırıyorsa ocağınız buralardan kaçırıyordur. Musluklar arızalıdır. Bunu da buraya bir taktik olarak bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı da unutmayalım. İyi günler dilerim. Esen kalın.